Marmaris Filarmoni Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Sanat Kürsüsü programına hoş geldiniz. Marmaris Belediyesi Armut Alan Kültür Merkezi Marmaris Oda Orkestrası Prova Salonu'ndan yaptığımız yayında hepinize güzel haftalar geçireceğimizi umuyoruz. Ben Ahmet Yaşar Altınöz, Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bundan böyle her hafta cumartesi günü Sanat Kürsüsü programında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Haftalık program içeriklerimizde kültür ve sanatla ilgili haberler, yorumlar, canlı performanslar sunarken sanat dünyasını ilgilendiren her türlü konuda konuklar ağırlayacak. Sanat ve sanat eğitiminin ülkemize sağladığı katma değerleri birlikte tartışacağız. Bugünkü yayınımızda müzik sanatçılarımızın kısa performanslarını tanıtım amacıyla sizlere sunuyoruz. Önce Marmaris Oda Orkestrası'nın 6 yıl önce Viyana'da verdiği bir konserden iki eserle karşınızdayız. Önce Arjantinli besteci Astor Piazzolla'nın Oblivion adlı eserini sizlere sunacağız. Bu konseri Murat Sümer yönetiyor. Solistimiz obua sanatçısı Pelin Hamamcıoğlu.
Buradaki ikinci eserimiz yine Marmaris Oda Orkestrası'nın Viyana konserinden bir bölüm. Rus besteci Dmitri Shostakovich'in ünlü caz valsini seslendiriyor orkestramız. Sevgili izleyiciler, programımızın bu bölümünde sizlere bir yaylı çalgı tanıtmak istiyoruz. Viyolonseli tanıtacağız. Daha sonra yine orkestranın eserlerinden seçmeleri sunacağız. Yaylı çalgılar ailesi klasik olarak 4 çalgıdan oluşuyor. Keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas. En küçüğü, en ince seslisi keman, bir kalını ağabeyisi kemanın viyola, babası viyolonsel ve dedeleri de kontrbas. Seslerin kalınlığına göre bunlar değişiyor. Şimdi şöyle yapalım, viyolonselle size önce bir viyolonselin sesini izletecek şekilde kısa bir parça çalacağım. Çalacağım eser de Schumann'ın Çocukların Köşesi adlı albümünden Rüya.
kolayca kabul edilen bir özelliği vardır. İnsana, insan sesine en yakın çalgı olarak bilinir. Solo olarak çalındığı gibi orkestralarda da belli başlı yerini almaktadır. Evet, şimdi programımıza devam edeceğiz. Müsaadenizi alıyorum. ...15 yıldır Marmaris Müzik Festivali'ni düzenleyen Marmaris Filarmoni Derneği'nin 2015 yılında verdiği Marmaris Oda Orkestrası konserinden bir bölümüyle programımıza devam etmek istiyoruz. Orkestra şefimiz Sayın Nezih Seçkin'in yönetiminde düzenlenen konserde düzenlemesini Muğla Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hamit Yokuş'un yaptığı Aliko Bacenos'un Gel Ey Deniz'in Nazlı Kızı adlı eseriyle karşınızdayız. Thank you.
Gel Ey Deniz'in Kızı şarkısını Ankara Devlet Operası sanatçılarından Ersoy Saklıca seslendirdi. Efendim şimdi yine Ersoy Saklıca Marmaris Oda Orkestrası eşliğinde Mozart'ın Don Giovanni operasından bir Canzonetta diye bir şarkı var. Onu seslendirecek. Burada mandolin soloyu derneğimizin kurucu üyelerinden gitar sanatçımız ve bestecimiz Oktay Bey yapacaklar. Dinleyelim. Sırada Chopin'in bir valsi var. Bu valsi dünyanın sayılı akordeon sanatçılarından yine derneğimizin üyesi olan Kırım asıllı sanatçımız Server Kerimov akordeonuyla sizlere sunacak. Programımızın sonuna yaklaştık. Sizlere hepinizin çok severek dinlediği
bütün dünyanın severek dinlediği Wolfgang Amadeus Mozart'ın Türk Marşı'nı Server Kerimov hocamız seslendirecekler akordiyonuyla. Teşekkür ederiz. Sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta çok daha renkli bir program sunacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu ilk yayınımızdı. Bu pandemi dönemi nedeniyle daha canlı programları yapma ümidiyle hepinize sağlıklı, hiç virüsü olmayan bir dünya diliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın.